Herkese merhaba, ben Eda Selin Sarı. Bugün size Nivell'in çift taraflı kontür stiğinden bahsedeceğim ve farklı yüz tiplerine göre nasıl kontür uygulanması gerektiğini konuşacağız. Nivell'in bu kontür stiği istisna ürünlerden bir tanesi çünkü kullanım kolaylığı sağlıyor. Hem kontür hem aydınlatma işlemini tek bir üründe sağlayabiliyorsunuz. Bir tarafının kontür, bir tarafının aydınlatma olarak kullanılabiliyor olması tek bir ürünü yanınızda taşıyarak makyajınızı tamamlayabilmenizi sağlıyor. Kontürümü uygulayabilmek için ise Nivell'in bu yassı kontür fırçasını kullanacağım. Dokusunun oldukça yumuşak olması ve dalga formunda geliyor olması hem kontürünüz kolaylıkla uygulayabilmenizi sağlıyor hem de yüzünüzü asla çizmiyor. Kapatıcı olarak ise yine Nivell'in 01 numaralı concealer'ını kullanacağız. Yüz tiplerine göre nasıl kontür uygulanması gerektiğini konuşmadan önce isterseniz gelin birlikte yüz tipinizin ne olduğunu öğrenelim. Yüz tipinizin ne olduğunu bilmiyorsanız öğrenebilmeniz için size çok kolay bir yöntem göstereceğim. Öncelikle yüzünüzün bir fotoğrafını çekin ve alnınızın tam ortasına, şakaklarınıza, elmacık kemiğinizin olduğu noktalara, tam olarak başladığı kısımlara, çenenizin kenarlarına ve tam çene ucunuza birer nokta koyun. Bu noktaları birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan şekil sizin yüz tipinizi gösteriyor. Kontür, yüz hatlarımızı belirginleştirmenin yanı sıra oval olarak kabul edilen ideal yüz tipine yüz şeklimizi daha da yakınlaştırabilmemizi sağlıyor. Kare yüz tipine sahipseniz alnınızın ve çenenizin kenarları çok daha ön plandadır. Bu kısımları geri plana atabilmek adına alnınızın belirgin olan noktalarına ve çenenizin belirgin olan kısımlarına kontür uygulamanız gerekmekte. Yüzünüzün bu bölgelerini kontürlemeniz, bu kısımları daha geri plana atmanıza ve ideal olarak kabul edilen oval yüz hattına yüz şeklinizi daha da yakınlaştırmanıza sebep olacaktır. Eğer yuvarlak bir yüz hattına sahipseniz yapmanız gereken şey, elmacık kemiğinizi bulduktan sonra elmacık kemiğinizin bulunduğu bölgeden yukarıya doğru fırça darbeleriyle uygulayacağınız bir kontür çizgisi çekmek. Yapmış olduğunuz kontür çizgisine ek olarak küçük bir hareketle kontürünüzü tamamlarsanız burada oluşturacağınız kemikli görüntü gölgeden kaynaklı sizin yüzünüzün yuvarlaktan daha da ovale kaymasını sağlayacaktır. Her kontürü her yüz tipine uygulamak mantıklı değildir. Örneğin sizin alın bölgeniz darsa sizin burada yapacağınız bir C hareketi sizin alnınızın daha da daralmasına sebep olacaktır. Şimdi gelin sizinle birlikte benim yüz tipime göre kontür uygulayalım. Öncelikle alın kenarlarıma, daha sonrasında elmacık kemiğimi bulabilmek adına bir fırçadan yardım alıyorum. Kulağımın başladığı kısımdan dudağımın kenarına kadar fırçayı getiriyorum. Fırçayı getirirken zaten hissediyorsunuz ki fırça tam olarak elmacık kemiğinizin altında kalıyor. Şimdi ben kontürümü tam olarak bu bölgeye uyguluyorum. Burada dikkat etmem gereken şey şu ki kontürümü daha da uzatarak gözüme doğru getirmiyorum. Göz bebeğimin biraz gerisinde bitiriyorum. Eğer kontürümü daha da devam ettirseydim elde etmeye çalıştığım kemikli yüz hattından ziyade kirli bir görüntü olacaktı. Sonrasında ise burun kontürümü uyguluyorum. Kontürünüzde kullanacağınız fırçaların bu şekilde yassı fırçalar olması oldukça önemli. Kontürümü aşağıya doğru değil yukarıya doğru dağıtarak ve burada tek bir çizgi halinde bırakmaktansa şakaklarıma doğru getirerek dağıtıyorum. Çene hattımdaki kontürü ise yukarıya doğru değil, boynuma doğru hareketlerle bitiriyorum. Ben günlük hayatımda da kontür uygularken gözlerimi daha çekik gösterebilmek adına bu kısımlarda kontür uygulaması yapıyorum. Bu kalkık görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Bence bunu kesinlikle siz de denemelisiniz. Eğer elmacık kemikleriniz hiç belirgin değilse, yaptığınız kontürü yeterli bulmuyorsanız veya altta daha temiz bir görüntü elde etmek istiyorsanız stik ürünümüzün aydınlatma kısmıyla kontürümüzün altını renklendirebiliriz. Benim dudak kenarlarım cilt rengime göre daha koyu olduğu için ben oraları da aydınlatmak istiyorum. Şimdi Nivell'in kapatıcısını kullanarak göz altlarımı aydınlatacağız. Eğer çene hattınız küçükse çenenizin üzerinde uygulayacağınız
aydınlatma işlemiyle çenenizi ön plana çıkartabilirsiniz. Makyajımın son hali bu şekilde gözüküyor. Umarım bu makyajı sevmişsinizdir. Bugün bu makyajı yaparken Nivelin hem aydınlatma hem kontür olarak kullanılabilen çift taraflı kontür stiğinden yardım aldık. Ben bu kontür stiği kullanmayı çok sevdim çünkü hem aydınlatma hem kontür işlemini tek bir ürünle karşılayabiliyorum. Bugün bu üç ürünle çıkarttığımız makyajı umarım sevmişsinizdir ve biraz da olsa yüz tipinize uygun makyaj yapabilmenize yardımcı olmuşumdur. Şahsen ben ürünlerin bu kadar uygun fiyatlı olmasına rağmen performanslarına bayıldım. O zaman sizinle birlikte Nivelin mottosunu yakalıyoruz. İyi hissedince güzel.